Merhaba arkadaşlar, radyatör panımız, soğutucu pervanemiz kırıldı. Şimdi onun değişimini yapacağız. Radyatör panımız bu. Şöyle kırılıyor. Sanki buradan yukarıya alev almış. Bakınız şuralarda da akmalar olmuş. Şimdilik geçici olarak bunu böyle çektirmişim çünkü dönerken şu altına alıyor. Şuraları sökeceğim. İki tane vidası var. Şunları çıkaracağım. Şunu da çıkaracağım. Yenisini takacağız arkadaşlar. Şurada mandalları var. Tırnaklı. Yukarıdaki vidalar dışında vidası gözükmüyor. Müsait bir yere geçip işlemimize başlayalım. On anahtarla beraber gevşetiyoruz. Şimdi de gevşettik. Vidamız bu şekilde. Evet, şöyle geri aldık. Evet. Evet, bundan biraz su maalesef akıyor. Bunu da şu şekilde akünün altından şuradan bağladım. Şimdi şurayı şöyle çıkarmaya çalışacağım. Evet, kırmadan yine oraya takalım diye. Şimdi bunları da şuradan şöyle çıkardığımızda şurada mandalları var. Buralardan şöyle ayırt edeceğiz. Şu şekilde. Bunu da aynı şekilde. Bunu da tersten. Çok zorlamayalım arkadaşlar. Tırnaklar sağlam lakin kırılabilir. Bunları da şöyle kenara koyalım. Evet, bu şuradaki kelepçelerimiz var. Emniyet olarak bağladığımız. Şu var. Keselim. Evet. Şunu da buradan kesiyorum. Evet. Şimdi bunu çıkaralım. Evet, ürün bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Burası komple yanmış gibi. Yani garip bir durum. Ürünümüz geldi. Şöyle. Evet. Şimdi açalım. Çıkaralım. Şurası soketleri. Bu şekilde. Bizim şuralar şöyle kırıldı arkadaşlar. Faturası da burada. Ergin Otomotiv'den sipariş ettik arkadaşlar. Bu yeni ürünümüz. Aynı şekline göre koydum. Bu da diğer ürünümüz. Fişleri birebir aynı ürün. Burası şu şekilde delikli. Ama bununki öyle değil. Bununki düz. Bu şekilde. Fişlerine bakalım. Şu fiş. Şununla beraber baktığımızda aynı fişler. Şu yine üçlü. Aynı şekline göre bu da aynı. Bu da ürün bilgisi. Artık kırılıyor, parçalanıyor arkadaşlar. Şunda herhalde bir kırılma yok. Şu plastik aksamında öyle kırılma yok. Bu farklı bir malzeme demek. Bu tam şurada bulunuyor. Yani asıl kızgın olan yer. Tam motorun şu göbeğinin olduğu yerde bulunuyor. Dönerken buralara aldı. O anda fark edemedik. Bu böyle bir durum da var. İzleyen arkadaşlarımızdan böyle bir sorun zarar verir mi? Şu köpüklenmeler neden oluşmuş? Bunları bilmiyorum. Bunun hakkında da yine bilgisi olan arkadaşımız yazarsa mutlu oluruz arkadaşlar. Güzel burayı bir yıkayacağım arkadaşlar. Ondan sonra takma işlemine geçeceğim. İçindeki bölüm de şöyle açılmışken burası şöyle çekeyim. Belki işimize
yarayan şeyler olur. Şöyle bakınız arkadaşlar. Şu V kayışımız gıcırtı yapınca pudra atıyorum. O beyazlık ondandır. Peteğimizin hortumunu taktım. Arabayı çalıştırdım. Peteğimizi yıkamak için yıkama alanına alıyorum. Basınçlı su püskürtme cihazı ile beraber bu rezistansımızı temizliyoruz. Pervane buraya sürtmeye başladığındaki aldığı yara. Önden de içe doğru tutuyorum. Şu ayakları aşağıdaki yuvalarına koyuyoruz. Şu ayaklara koyuyoruz. Önce size göre sağ tarafını, sonra sol tarafını. Aşağıdaki tırnaklara oturtturuyoruz. Elimizle de yoklayalım. Yine emin olalım. Tamam. Şunu alttan alıyoruz. Şöyle yuvalarına da bir pıs yapalım. Çok paslanmışsa ağzı arkadaşlar, şöyle tel fırçayla beraber şöyle temizleyebilirsiniz. Evet. Şöyle temizleyebildiğimiz kadar temizledik. Çünkü bu biraz daha paslanır. Vidadan da olabiliriz, bu yuvadan da olabiliriz. Onun için başta tedbiri almak gerekiyor. Diğerinde aynı şekilde. Şöyle iki tortla sıkıyorum arkadaşlar. Burası tamam. Evet, geldik bunlara. Bunları yerlerine takacağız. Şöyle şu conta taraflarını da şöyle temizleyelim arkadaşlar. O-ringler biliyorsunuz bunun içerisine su gitmesini engelliyor. Burada da var aynı şekilde. Bu zaten temiz. Bunu yine aynı şekilde zorlamadan yerine oturttuk. Altı da oturdu. Yine aynı şekline göre erkeği de dişiye takıyoruz arkadaşlar. Evet, altın üstünü oturttuk. Fişlerimiz tamam. Ondan sonra şurada bizim kablolarımız var arkadaşlar. Şöyle yerine oturtturuyoruz. Bu tamam. Şunu da aynı şekilde yerine taktık. Şimdi geldik radyatör soğutucu suyumuzu, sıvımızın hortumunu yerine takmaya. Yine aynı şekline göre. Evet. Evet, şöyle bir şeyle bu işi halledeceğiz. Tam şu şekline göre yine bırakacağız. Şimdi geldik radyatör suyumuzu tamamlamaya. Radyatör petek suyu tamamıyla nasıl değiştirilir adlı içeriği sağ üst köşedeki bilgi kağıtlarına tıklayarak izleyebilirsiniz. Biz şimdi petek suyumuzu tamamlayalım. Bir yarım kilo, yarım litre koyduk. Şöyle fazlalığı akmasın diye. Şöyle. Tamam. Bismillah diyelim, arabamızı çalıştıralım. Göstergemizde herhangi bir şey yok. Şimdi arkadaşlar aracın klimasını açtığım zaman doğrudan fan çalışmaya başlayacak. Klimamızı açıyoruz. Motoru da soğutuyor buradan. Geri de veriyor. Bir gıcırtı, olumsuz bir ses yok. Fanlarımız çalışıyor. Klimayı kapatıyorum. Klimamızı kapatalım.
faydalı olduysa beğenmeyi, abone olmayı, katılmayı unutmayınız. Hoşça kalın.